Herkese selamlar. Bu videoda Need for Speed Underground 2'de çok sevdiğiniz ibretlik modifiye serisine Peugeot 206 ile devam ediyoruz. Bu arabanın da içinden geçeceğiz, hiç merak etmeyin. Ve bu seriye de yine tam gaz devam edeceğiz. Bak, başlar başlamaz bu nasıl bir body kit'tir ya, Allah kahretmesin. Önden ayrı cins, arkadan ayrı cins, devam edelim. Bunlar gayet güzel. Gayet güzel bunlar. İlkini yapıştır. Daha sonrasında geldik jantlara. Gianelli'nin çok güzel bir jantı var burada. Ahtapot gibi anasını satayım. Hemen bunu da yapıştırdık. Sonrasında geldik egzoza diyecektim ki arabanın egzozuna bak anasını satayım. Yani buna ben bir şey takamam. Daha berbatını zaten bulamam. Dikiz aynasına geldik. Şöyle dandik yuvarlak bir şey varsa hemen bunu da yapıştıracağız. Sonrasında stop lambalarını, yani stop lambası demeyeceğim ben bunu artık, bu ayrı bir şey. Biri sola bakıyor, biri sağa bakıyor. Çok değişik bir şey oldu. Devam edeceğiz. Sonrasında geldik ön farlara, şöyle dandik bir şey yine bulmaya çalışacağım ki buldum. Bunu da yapıştırdım. Efsane muhteşem roof scoop'lardan hemen ekleyelim şöyle tekli. Gayet simetrik, gayet güzel oldu. Sonrasında bir kaput bulacağız. Elektrik süpürgesi gibi. Ben bu kaputa bayılıyorum. Bütün tozları anında çekiyor. Sonrasında geldik rüzgarlığa. Muhteşem tepsilerden bir tane şöyle ayarlayalım ve buradaki işimiz bitsin. Araca zaten performans parçası döşemiyoruz. Hemen şöyle bir renk seçimi yapalım. En azından renk metalik olsun anasını satayım bu sefer. Şöyle nasıl bir şey olsun, yeşil olsun. Tamam mı? Sonrasında bozacağız biz bunu. Rüzgarlığı kırmızı yapalım. Roof scoop'u şöyle mavi tonlarında yapalım. Dikiz aynasını turuncu yapalım. Yine çok dandik ilerliyoruz maşallah bize. Jantların rengi pembe olsun mu şöyle mor tonlarında? Tamam, yapıştır. Birazcık şizofrenik bir araba oldu. Yapacak bir şey yok, farkındayım. Egzozu zaten boyayamıyormuşuz. Vinyl ekleyelim aracımıza. Arabamıza 10 numara 5 yıldız, gördüğünüz gibi dinozor vinyl da bulduk. Bayağı da uyumlu oldu anasını satayım. Sırada göstergeler var. Şöyle sevimli tavşanı alalım. Aracın rengiyle uyumlu olsun, mor olsun. Tabi bunlar hep sallamasyon ama yapacak bir şey yok. Şöyle şurayı da kırmızı yaptık. Neonun rengini mavi tonlarında yapalım. Camları da şöyle mor tonlarında ya da altın sarısı tonlarında yaparsak güzel olabilir. Mor daha kötü oldu. O yüzden bunu yapacağız. Farlara karışmaya gerek yok. Nitro'ya karışmaya gerek yok. Bak, fark ettiniz mi? Hiçbir şey demiyorum artık ben bunu. Geldik bir de kapıları şöyle tövbe bismillah deyip tersten açmaya ve aracımızın son haline hep birlikte bakalım. Bence çok güzel bir elektrik süpürgesi oldu. Özellikle buradaki hava kanalları tozu baya baya iyi çeker. O çekemezse üstteki roof scoop zaten çeker. Rüzgarlık zaten efsane. Jant efsane. Stop lambaları muhteşem. Kesinlikle en güzel stop lambalarını taktık yani. Siz de arabayla ilgili yorumlarınızı, muhteşem yorumlarınızı yazmayı unutmayın. Yavaştan, daha doğrusu maalesef yarışlara geçeceğiz. Geldik maalesef ilk yarışımıza. Stop lambalarının biri sola biri sağa bakıyor bak. Yandaki 206'ya bak, bir de bize bak. Bir Allah'ın lütfu, bir Allah'ın cezası gibi oldu ya. Vallahi 206'dan tiksindim arkadaş. Bas. Sal beni gideyim acı. Hiç benimle uğraşma. Bana olan olmuş zaten. Yani arabanın stop lambasına hiç bakasım yok arka tarafına. O yüzden yolun ileri kısmına bakmaya çalışacağım. Görmek istediğiniz ibretlik aracı mutlaka yorumlara yazmayı unutmayın. Bir sonrakinde de ona geçeriz. Benden 206 istemiştiniz. O yüzden 206'yı hemen yaptım. Gerçi birazcık vaktimi aldı. Malum Most Wanted serimiz falan var. Arada değişik oyunlar geliyor. F1 geldi. Ne bileyim, onun dışında ETS2 falan böyle devam edeceğiz. Çeşitli çeşitli oyunlar da olacak kanalda. Bir süre benden 206 modifiyesi falan umarım istemezsiniz. Artık şu arabaya olan saygımı ben kaybettim. Hayır, bir de araçlar yavaş ya, bak daha %28'deyim. Yani bu benim için bir ceza gibi bir şey oldu aslında. Önden bakacağım biraz. Muhteşem sanat eserim ya. Bragne'nin dünyaya katmış olduğu muhteşem sanat eseri. Stop lambalarına çok bakmamaya çalışmam lazım. Dikkatim bozuluyor. Yapacak bir şey yok. Ver drifti. Ver 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 ver. Hop. Olduğu kadar. Olur olur. Senden bir beklentim yok. O yüzden rahat ol. Resmen vallahi kendime ceza çektiriyorum ya. Sizin için bunu bile yaptım. Artık bir beğeni atın. Daha iğrenç modifiyeler de gelecek bu arada. Bak. Peugeot 206 yine çok çok kötü olmadı diyeceğim de stop lambaları beni bitirdi. Kestirmeden girmeyeceğim orada. Kariyerde girdiğim zaman hep çarpıyordum. Rakipler öne geçiyordu çünkü.
%70'e geldik. Hele şükür artık bit ulan bit. Buradan Amasya'ya 14 saat yol yaptım ben. Hasta hasta. Yine de bu kadar uzun geçmedi. Yağmur da yağıyor. Araba artık bu tipiyle iyice kayar yani. Gel dayı gel. Oğlum sen beni geçemezsin. Ben sana söyleyeyim onu bir. Önce bir ayağını denk al. Sonrasında geçmeye çalışırsın. Push. Bas. Bu arada kanalda Battlefield 2042 CS2 tarzı oyunlar görmek ister misiniz? Mutlaka yorumlara yazın bak. Ben normalde bu oyunları oynuyorum çünkü ama siz izlemezsiniz diye videosunu çekip atmıyorum. Eğer onları da izlerim derseniz ya da hikayeli oyunlar, farklı farklı oyunlar da izlerim derseniz mutlaka yorumlara yazmayı unutmayın ve finish çizgisini gördük. Vallahi sizle muhabbet ede ede bir şekilde arabaya çok fazla bakmadım. İyidir, yine kurtulabildiğimiz kadar kurtulduk ve sadece tek yarış yapacağız. 3 dakika 42 saniye sürmüş. Yavaştan videoyu sonlandırıyoruz. Daha iğrenç modifiyeler için videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.